Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün YKS'ye hazırlık programında TYT Matematik'te ikinci dereceden denklemlerle ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayabiliriz. X kare eksi mx artı 5 eşittir 0 denkleminin köklerinin aritmetik ortalaması, x kare eksi 6 mx artı 4 eşittir 0 denkleminin köklerinin geometrik ortalamasına eşittir. Buna göre m değeri kaçtır? Öncelikle biz kökler toplamını bir hatırlayalım. Kökler toplamımız bizim neydi? Ax kare artı bx artı c eşittir 0'da kökler toplamımız eksi b bölü a, kökler çarpımımız da c bölü a'ydı. Şimdi bizim x kare eksi mx artı 5 denklemimizde kökler toplamı bulursak x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a'dan eksi formülden geliyor, eksi buradan geliyor, m olacaktır. Burada bu kökleri, buradaki aritmetik ortalamayı nasıl buluyoruz? X1 artı x2 bölü 2'den m bölü 2 olarak aritmetik ortalamamızı buluyoruz. Diğer kökümüzün de geometrik ortalamasını bulacağız. Yazalım. X kare eksi 6 mx artı 4 eşittir 0. Geometrik ortalamasını bulabilmemiz için kökler çarpımını bulmamız gerekiyor. Kökler çarpımımız c bölü a, yani 4 bölü 1'den 4'tür. Geometrik ortalamamız karekökün içerisinde x1 çarpı x2'den karekök 4'ten ne olacaktır? 2. Şimdi bu soruya geri dönüp baktığımız zaman geometrik ortalamayla aritmetik ortalamanın birbirine eşit olduğunu söylüyor. Burada hemen m bölü 2 eşittir diyoruz, 2 diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman m eşittir 4 olarak buluyoruz. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir. Diğer sorumuza devam edebiliriz. X ve Y gerçel sayılar olmak üzere x kare artı 8x'ye eşittir 60, y kare eksi 3x'ye eşittir eksi 15 eşitlikleri veriliyor. Buna göre x çarpı y değeri kaçtır? Bu bizim çıkmış sorularımızdan bir tanesidir. Burada eşitliklerimizin yani sol tarafını sıfır yapabilmemiz için eksi 15'i de 60 olacak şekilde bir sayıyla çarpalım. Yani ikinci denklemimizi 4 ile çarpalım. X kare artı 8x'ye eşittir 60. İkinci denklemi 4 ile çarparak yazarsak 4y kare eksi 12x'ye eşittir eksi 60 olacak. Bunları birlikte topladığımız zaman x kare eksi 4x'ye artı 4y kare eşittir 0 olacak. Buraya baktığımız zaman buranın 2y, buranın da xx olduğunu görüyoruz. Çapraz çarpımları bize eksi 4x'ye verecek, çarpımları 4y kareyi. Çapraz çarpımların toplamı da ortayı veriyor. Bunu biz nasıl yazabiliriz artık? X eksi 2y'nin tam karesi eşittir 0'dır. Yani o zaman x eksi 2y eşittir 0'dan x eşittir 2y'dir. Şimdi biz y kare eksi 3x'ye eksi 15 denklemimizi yazalım. Ve orada x gördüğümüz yere 2y yazalım. Y kare eksi 3 çarpı 2y çarpı y eşittir eksi 15. Y kare eksi 6y kare eşittir eksi 15'ten eksi 5y kare eşittir eksi 15. Her tarafı eksi 5 ile sadeleştirdiğimizde y kareyi 3 olarak buluyoruz. Bizde soruda istenilen x çarpı y nedir? X gördüğümüz yere 2y yazalım. 2y çarpı y, yani 2y kare. Y kare 3 olarak bulmuştum. 2 çarpı 3. Yani ne oldu 2 kere 3'te? 6 oldu. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Diğer sorumuza devam edebiliriz. X kare artı 3 x eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1'in karesi çarpı x2 artı x2'nin karesi çarpı x1 işleminin sonucu nedir? Soruya baktığımız zaman x1 çarpı x2 parantezini alabileceğimizi görüyoruz. Hemen bunlara ortak parantez alalım. X1 çarpı x2.
Burada içeride kalan x1 artı burada içeride kalan x2 oldu. Bizim kökler çarpım ve kökler toplamını bulmamız gerekiyor. Denklemimizde şuraya yazalım. X kare artı 3x eksi 5 eşittir 0 denkleminde kökler toplamımız x1 artı x2 eksi b bölü a'dan eksi formülden geliyor. 3 de buradan geliyor. Ne olacaktır? 3 olacaktır. Kökler çarpımımız da c bölü a'dan eksi 5 olacaktır. Bunları yerine yazdığımız zaman buranın eksi 5, buranın da eksi 3 olduğunu görüyoruz. Bunları çarptığımız zaman artı 15'i bulacağız. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. Diğer sorumuza devam edebiliriz. X kare eksi 6x eksi k artı 1 eşittir 0 denkleminin birbirine eşit iki gerçek kökü olduğuna göre k değeri kaçtır? Burada eşit iki kökün olması demek delta eşittir 0 demektir. Peki biz deltayı nasıl buluyoruz? Ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde deltamız b kare eksi 4ac formülüyle bulunuyor. Burada yerine yazarsak deltamızı delta eşittir b kare. B'miz bizim eksi 6'dır. Karesi 36 eksi 4 çarpı a'sı 1'dir. C'miz de eksi k artı 1'dir. Bunları bir düzenleyelim. 36 artı 4K eksi 4 eşittir 32 artı 4K. Delta 0'a eşit dediğimiz için buraya 0 yazıyoruz. 32'yi karşı tarafa atıyoruz. Eksi 32 eşittir 4K. Her tarafı 4 ile sadeleştirdiğimizde K'mızı eksi 8 olarak buluyoruz. Bizden istenilen de K değeridir. K değerimiz eksi 8'dir. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir.